Herkese merhaba. Oscar ödüllerine 15 gün gibi bir süre kaldı. Ben de izlemediğim filmleri izlemeye devam ediyorum. Bunlar arasında son zamanlarda ilgimi çeken ve üzerinde düşünüp araştırma yaptığım en iyi görüntü yönetimi kategorisinde aday olan The Lighthouse filmi. The Lighthouse, Robert Eggers ve kardeşim Max Eggers'ın birlikte yazıp yönettiği bir psikolojik korku filmi. Korku kategorisine neden girdiğini anlayamadım aslında. Gelin desek daha doğru olur gibi. Hatta bir de dram ekleyebiliriz bence. Öncelikle film çekim özelliği açısından ön plana çıkıyor. 1.19'a 1 bir en boy oranıyla çekilmiş siyah beyaz bir film. Ve sonradan siyah beyaza dönüştürülmemiş. Bu da bana sorarsanız renklere daha doğal bir görüntü veriyor. 1930'lardan kalma lenslerle çekildiği ve dijital özelliği olmadığı için birçok sahne defalarca çekilmek zorunda kalınmış. Yani anlayacağınız büyük emek var. Başrollerinde William Defoe ve Robert Pattinson oynuyor. Zaten tüm oyuncu kadrosu da bu kadar. Tabi Marty'yi saymazsak. İki adamın deniz fenerinde 4 haftalık bir çalışma sürecini ve bu süreçte gitgide delirmelerini izliyoruz. Genç Tom ve yaşlı Tom inanılmaz kasvetli, bol fırtınalı, dalgalı bir ortamda iş yapmaya çalışıyorlar. Genç delikanlımız bir süre sonra ustasının ona emirler yağdırmasından ismiyle bile seslenmemesinden, özellikle de tek ışık ve medeniyet göstergesi olan deniz feneriyle ilgilenmesine izin vermemesinden çok rahatsız olmaya başlıyor ve ikili arasında bir güç savaşı alevleniyor. Sakin geçen yemekler kavgaya dönüşüyor. İçki içmeyen genç adam içki içmeye başlıyor ve olaylar iyice çirkinleşiyor. Filmde çok fazla sembolik öğe var. 19. yüzyıl Batı edebiyatına ve özellikle Yunan mitolojisine çok sayıda gönderme var. Zaten bunları bilmeden izlediğiniz zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sadece gerildiğinizde kalıyorsunuz. Yaşlı Tom'un ısrarla martılara zarar verme, onlar denizcilerin ruhunu taşır diye uzun uzun konuşması Samuel Collar için gemici şiirinde anlatılan Fırtınada kaybolmuş bir gemicinin karşısına çıkan bir albatrosu öldürmesiyle lanetlenmesi arasında çok büyük benzerlik taşıyor. Filmde de genç Tom bir oldukça vahşi bir biçimde öldürdükten sonra başına gelmeyen kalmadı. Aynı şekilde birçok kişinin anlam veremediği final sahnesi de Yunan mitolojisindeki Zeus Prometheus hikayesiyle birebir. Rivayete göre tanrılara karşı çıkan Prometheus saklanan bilgi ateşini insanlığa götürür ve buna sinirlenen Zeus onu kayalıklara zincirler ve tanrıların görevlendirdiği kartallar her gece yenilenen karaciğerinden bir parça yer. Mitolojide bu zulüm Prometheus kurtarılana kadar devam eder ama filmdeki Tom'un akıbetini bilmiyoruz tabi. Tom'un çok para kazanıp kendine bir ev kuracağım demesi bana kalırsa medeniyetin bir göstergesi. Çünkü yaşadığı yer medeniyetten çok uzak ve sürekli bilinçaltıyla yüzleştiği, etraftan, toplumdan soyutlandığı yapayalnız bir yer. O fener ve o ışık o yüzden onun için çok şey ifade ediyor. Çok önemli. Belki de bir kadın imgesi. Bilemiyoruz. Yönetmen... İki erkek uzun süre bir arada kalırsa iyi şeyler olmaz diye açıklamış filmi ama bence her türlü yoruma da açık. Bu yüzden siz istediğinizi düşünebilirsiniz. Her şeyi kenara bırakırsak renkleri, tek mekan çekimi ve kare görüntüsüyle, siren sesleriyle izlerken beni oldukça gelen bir yapım oldu. Ve bu haliyle de tam istediğini başarmış gibi. Açıkçası ben gerilim duygusundan bir an bile çıkamadım. William Defoe'nun inanılmaz oyunculuğuna, eski İngilizcesine ve denizci ağzına alkış diyorum. Robert Pattinson'ın da bir daha vampir olarak anılmamasını diliyorum. Açıkçası oyunculardan birini ya da ikisini birden en iyi erkek oyuncu dalında görmek isterdim. Görüntü yönetimi dalında bu filmin kazanacağını düşünüyorum. Umarım kazanır. Siz ne düşünüyorsunuz? Filmden ne anladınız? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.